zaten yani. Ay, bir ters mi bakayım? Hem de gram diye geçiyor. Tersten baktığın zaman. Bakayım ya. Böyle daha yap. Bak. Bir daha yap aynısını. Dur. Elini çek. Çıkamıyorum. Elini çek, ben tutacağım. Oo, wow. Roman. Süper olmuş ama. Çok güzel dönüyor ya. Daha da fenası. Yok yani şimdi gör. O tersini söyle burada. Ters şeklini bilmiyor muydun? Ters şeklini görmedim. Çok ters gördüm. Pazartesi günü ben burada söyledim. Bundan Çansel'in haberi yoktu. Sen de bayağı haşlandın. Anlamadım ne? Sende de bir sürü dövme var ya. Acaba Eser'de de öyle bir şey var mı diye. Hepsini kontrol edeceğiz. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Aa, inanmıyorum. Kıskançlık krizlerine girdi. Kıskançlık krizi değil bu. Fırsat kolluyordu zaten. Melis'in tek söylediğini söyleyeyim mi sana? Hı. Eğer bu dövmenin dışında bir şey daha görürsem, böyle yap. Kanka. Kardeşim bak ben sana şunu söyleyeyim. Sen takip mi ediyorsun? Takip etmemi, takip ettiğimi biliyor ve bunun sorun olmadığını kendisi bana söyledi. Hatta ben ona dedim ki istiyorsan yani seni rahatsız ediyorsa çıkartayım, benim Roma'ya karşı beslediğim bir his yok. Haydi. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an oradaki dönem muhabbet bu. Hatta şeydi. Bana örneğini yaptılar. Hani empati kurdular dedi ki Ceyda Ayda. Aha. Tavayı kafana yemeye geldi. Tavayı kafaya. Aha çok sinir geliyor. Melis. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Oh my god. Sen nasıl bir insansın ya? Sakin ol sakin. Sen nasıl bir insansın? Hoş geldin. Sakin. Çok teşekkür ederim. Çok hoş bulduk. İnsanlıkla ne alakası var bunun? Melis. Beyler bir yalnız bırakır mısınız? Bir dakika. Nasıl bakıyoruz? Ya bu şekilde mi? Hı-hı. Buradan mı bakıyoruz? Evet. Çok güzelmiş ya. Evet. Nasıl bir yalancısın? Yalan? Ne gibi ya bir yalan? Ya sana inanamıyorum ya. Ne gibi bir yalan? Adnan'a bakın arkadan izleyin. Ne gibi bir yalan? Ne gibi bir yalan? Ne gibi bir yalan? Beyler bir saniye bizi yalnız bırakır mısınız? Eser gel. Eser. Yanlara gitsin. Eser gel. Melis sakin ol. Bir saniye ol. Bir saniye senin yanına oturacağım falan mı düşünüyorsun? Tamam öyle otur. Nereye oturmak istiyorsan otur. Konuşalım ama. Biliyoruz yani yalancı zaten. Dedin. İnsanlığından dem vuruyorsun. Anlamıyorum sen demek istediğini. Dün bir şeyler yapıyordun. İlk gün dövme. Ne oluruz anlamıyorum. Sadece otur. Kolundaki dövmeyle senin yanına oturacağım falan mı düşünüyorsun? Yanına hayır, oturma gerçekten tamam, buraya otur. Bunu düşünebiliyor musun? Otur ve konuşalım diyorum ben sana. Kolundaki dövmeyle bu programa mı girdin sen ya? Kolumdaki dövmeyle bu programa girdim evet. Çünkü o benim kolumda olan bir dövmeydi. Sen var ya hayatımda gördüğüm en adamsın. Hı. Tamam ben mı? Hayatımda gördüğüm en adam değilim. Çünkü ben şu ana kadar sana bir yalan söylemedim. Seninle biz Adnan'a da birkaç bir şey daha söylemişsin. Onları da konuşmuştuk. Evet. Takip etmemin sıkıntısı olmadı, yani sorun olmadığını söylemiştim. Ben bir his beslemediğim için zaten buradayım ve seni sevmem gibi bir olay olmazdı eğer ben ona karşı herhangi bir his hissetseydim. Ve ben bu dövmeyi sildirmeyi, yani sildirmeyi değil, zaten değiştirmeyi çok uzun zamandır düşünüyordum. Ve sen bana dövmeyi sorduğunda konuştuk ve akşamında gayet normal bir şekilde konusunu açma, konuşalım dedim. Konuşmadık. Gayet normal bir şekilde yaklaştım. Dedim ki, demek ki açıklamam yeterli oldu. Onu tatmin etti ve problem olacak bir şey sen değil. Sen kolunda o dövme varken benimle bir ilişkiye başladığının farkında mısın? Ne vücudumda sevgilinin ismini taşırken benimle bir ilişkiye başladığının farkında mısın? Ben ona ögözle mi bakıyorum sanıyorsun? Romana yazıyor kolunda Erdem. Evet. Ve bunun değişeceğini zaten ben söyledim. Sen niye bu kadar ters geliyorsun ki bana? Sana herhangi bir şekilde kötü bir şey yapmıyorum. Sen bunu bugün söylüyorsun ya. Bugün hayır. Bana bile söylemiyorsun. Erkek arkadaşlarına söylüyorsun. Bunu bana bile söylemedin ya. Melis ben bunu pazartesi senin Ayça'nın yaptığından ses hiçbir tonuna biraz farkın dikkat yok. Misin? Anladın mı? Ayça ile benim yaptıklarımı kıyaslama. Bu kolumdaki dövme benim geçmişte olan Ayça'ya bir şey. Ayça'ya patladı. Niye o benim şimdiki mi yani saçmalamış? Hala vücudumda taşıyorsun anladın ben mı? Ben vücudumda taşıyor olabilirim. Ben bunu değiştireceğimi sana söylemiştim. Geçmişini ama, vücudumda ama bana, sen kes, bak bana ses ben bunu yükseltme. Değiştireceğim dediğinde Melis. Sadece senin kolunda bana Erdem daha fazla ses tonunu yükseltme. Erdem ilk defa Melis'e bağırdı. Hak etti artık defa. Yani. İnanmıyorum. Geçmişiyle yargılayamaz. Tankut görmek istemiyorum. Ay bunların arasındaki ilişki bitiyor mu arkadaşlar? İlk otur defa... ve konuşalım bağır, bunu. Biraz daha bağır. Ben sana bunun açıklamasını yapıyorum. Ve bunun konusunu açmamamın sebebi konusunu yani benim önemsemediğim bir şey. Anlatabiliyor muyum? Önemsemiş olsaydım şu ana kadar. Önemsemediğin bir şey mi?
O yüzden önemsemediğim sosyal medyada kollarını açıp da resim koydun. Sübliminal mesaj... Ne yapayım, böyle mi fotoğraf çektireyim? Sübliminal mesaj ver, biraz daha ver. Sosyal medyada çektirdiğim fotoğraflarda dövmemi mi göstermeye çalışıyorum? Evet, gayet de dövmeni göstermeye çalışıyorum. Sen var ya, takmışsın, takıntılısın. Eski sevgiline sübliminal mesaj vermeye çalışıyorum. Tabii, tabii. Ben bunu anlayamayacak kadar saf değilim. Anladın mı? Sen bunu mı? Anlayamayacak kadar... Hadi ya. Çünkü sen ben... Sen kendini çok zeki, bak, beni de çok... Sana şunu söyleyeyim. Benim eğer bu kolumda bu dövme varsa ve sosyal medyada o fotoğraflar varsa sonuç olarak bu benim vücudum parçası olduğu için. Ve sen sosyal medyada hala eski sevgilini takip ediyorsan sen bunun hala sorun olmadığını sen kendin söylemiştin. Sen hala eski sevgilinle görüşüyorsun demektir. Sen kendin ben senin kolunda romana yazdığını bilmiyordum. Ben sana tamam mı? Sosyal medyada takip ettim söylediğimde. Bak sen romana yazıyor kolunda diyorum. Sen bana ses tonuna dikkat et. Bir daha bana sesini yükseltme. Rica ediyorum senden. Ve sen ben... bu saatten sonra bana hiçbir şey rica edemezsin, o tamam mı? O zaman çıkar mısın? Aa, çıkar mısın? Aynen. Benimle ya. Konuşacağın zaman buraya gel. Çıkar mısın derken? Benimle konuşacağın zaman buraya gel. Erdem. Benimle konuşacağın zaman buraya gel. Bir daha bana asla, bağıracağın zaman değil. Bir daha asla suratına... Bana bağıracağın zaman değil. Bir daha asla suratına Melis, bakma. Git bir karşımdan. Sen kimsin? Benim karşımdan git. Sen kimsin bana karşımdan git diyorsun? Benimle konuşacağın zaman buraya gel. Bana bağıracağın zaman değil, benimle konuşacağın zaman buraya gel. Kavga. Çarptığın kapı bana çarptı. Tamam mı? Gel bana yap onu. Kapılardan çıkart mancını. Saygısızlık yapmana gerek yok buradaki insanlardan. Kes seni. Yürü git. Kes. Yürü git. Ay inanmadım. Erdem'e inanamadım. Ah, görüyorum. Bir saatte bir kadın karşısına geçmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Romana söz konusu olunca Erdem çılgına döndü, farkında mısınız? Oraya çekmeye gerek yok bence. Bence öyle. Erdem şimdiye kadar olmuş. Hiçbir zaman Melis'e bağırmadı. Senin hiçbir zaman. Arkadaşın da hani. Bence Melis artık bağırmasın. Beni niye karıştırıyor? Ayça ile Ayça. Melis değil, Melis değil. Erdem'in söylediğini söylüyor. Melis tamam da Erdem... Ayça beni bir tutma eski diyor. Sanki o insan yeni olay mı? Ben bu evlilikten sonra mı sevgili olmuşum? Ya, o da eski bir olay. Ya şimdi yanında kurup seninle alaka kendi problemi için biliyorum. Çansa. Bu nasıl bir sevgidir ya? Melis'i kovdum şu an farkında mısın? Ben Melis yokum. Erdem'in karıştırdığı sıkıntı. Ben yalnız... Bence şu an Erdem'le Melis'in ilişkisi bu noktada bitti. Hayır, bu zamana kadar dayanan bir çocuk. Şimdi mi dayanamadı? Dün akşam bile nasıl bağırdı? Artık Erdem sabredemiyor. Dün akşam da zaten şöyle yapınca tersi. Ben dedim, insan sen buraya ya, Erdem var. Yazar mı boşu boşuna? Ben de bak Ayça yazıyorum valla, tersi okuyucu da aç ya. Bir şey yok kanka. Ama öyle değil işte. Erkek ismi yazmaz buraya. Hiçbir erkek kendi ismini buraya yazmaz. Akıl var, mantık var yani. Ya onun bir anlamı var çünkü. Ay, benim vücudum bir parçası o dedi. İnanamıyorum. Şu anda Erdem ve Melis bence bitti arkadaşlar. Bence. Dediyse kesin bitmiştir bak ben söylüyorum. Hele Erdem gitti ya. Melis kesin bir de öyle bir yani. Cümle söyledi yürü ki bu dedi. Vücudumun bir parçası, dedi. Ben ona takıldım zaten. Ben de ona takıldım. Bir tek oraya aldım. Söyledi? İnsanı orada geçmişiyle bu kadar sert yargılamak ne kadar doğru? Cansel. Beni nasıl yargıladılar? Bir an önce gelse. Şimdi benim benim hiçbir yerimde dövme yok. Yani... Aklındakileriyle sevgilimin ismi yok. Aklındakini bilmiyor ki. Benim hiçbir yerimde dövme yok. Aklındakini evet, bilmeyen bir insan. Akıl mı daha kalıcı yoksa bir dövme mi daha kalıcı, daha etkili bilemeyeceğim. Ama orada ben hayatta eski sevgilisinin ismini yazmasını istemem burada yani. O doğru ama daha önce şey dedi. Acım, Erdem ben sana kızım zaten. Onu bilmiyorum bak, o konuda bir şey ama ya. İnsan geçmişiyle doğru, bu kadar yargılanmaz. Melis. Konuşalım biraz. Sen Murat'ı gönderir misin Duygu'yla yemeğe? Allah'ın işte tokadı yok. Böyle çok. Ne bırak Ayça'yı. Gel gel Ayça. Ben burada neler çektim. Az bile. Oh canıma değsin. Neyse olur. Sen yeter ki sakız neyse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sakız neyse olur. Cool.